Hoş geldiniz. İlk konuğum Konya'dan Muhammed Zerek gelecek. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden, sosyal medyada tanıştığı bir kişiyle gelecekle ilgili planlar yapan bir beyefendi. Hayatının aşkını buluyor, sosyal medyada tanışıyor, görüşüyorlar. Sonra evlilik için hep gün almaya çalışıyorlar ama tam evlenecekleri zaman o tanıştığı kişi kaçıyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Merhaba. Kim başvuruda bulundu programa? Ben başvuruda bulundum. Siz, evet. Düşündünüz mü? Yani bir yani. İnsan kendi içinde böyle bir şey aklına geldiğinde tartar, gideyim mi, gitmeyeyim mi, başvurayım mı, çıkayım mı programa diye. Yok. O süreç nasıldı? Annesinin üzerine ben buraya başvurdum. Annesi kızımı zorla kaçırdın dedi kaçtıktan sonra. Zorla kaçırdın deyince ve geçmişindeki yaşamış olduğu olaylar, bu yüzden ben başvurmak istedim ya, olaylardan dolayı diyelim. Siz bir kişiyle tanışıyorsunuz. Evet. Nedir o kişinin ismi? Duygu Akbaş. Yaklaşık 6 ay önce tanıştım ben. Hı-hı. Sosyal medya üzerinden. Yani 6 aylık ilişkinin sonunda kişi sizi tam evlenecekken nikah masasını bırakıp gidiyor. Sonra ailesi tarafından iftiraya maruz kalıyorsunuz. Hayır, o şekilde değil. 6 ay önce tanıştım ama yaklaşık 4 ay önce kaçarak evlendik biz. Evlilik derken resmi? Hayır, resmi nikahımız yok. Dini nikahla beraberlik. Evet. Ne zamanki dini nikah yapmaya kalktıysam mutlaka bir yerlerde bir bahaneler uydurdu. Resmi nikah yapmak için hiçbir zaman yaklaşmadı. Hangi platformda buldunuz birbirinizi? Yani tanışmanızın başına Facebook üzerinden. Facebook üzerinden. Evet, Facebook üzerinden tanıştık. Yani o orada siz geziniyorsunuz, ne bileyim Facebook kullanıyorsunuz. Tesadüf mü birbirinize eklediniz? Tesadüf diyelim, evet. Bu şekilde tanıştık. Fakat 4 ay önce kaçırıp geldiğimde ve geldiğimiz gün daha akşam... Daha kaçmadı ama. Yazışırken Duygu isimli kişi diğer kullanıcılardan size farklı yaklaşıyor. Siz de ona farklı yaklaşıyorsunuz ve aranızda bir sohbet başlıyor. Evet, sohbet muhabbet başlıyor artık ama gerçekten... Neydi ortak yönleriniz? Ya, ortak yönlerimiz çok ikna edici bir özelliği var. Yani o kadar bir güzel bir sözleriyle insanı tamamen ikna ediyor yani. Siz evlilik yapmışsınız. İki evet. Çocuğunuz var. İki çocuğum var. Biri sizin yanınızda. O evet. Hanımefendi evlilik yapmış mı? Evet. Daha önce 2 resmi, 5 tane de gayrimeçhul evlilik yapmış. Ve yanında 6 yaşında bir kız çocuğu var. Her ikinizin de geçmiş evlilikleri ve deneyimleri ve orada yaşadığınız sıkıntılar sizi bir araya mı getirdi? Evet, ama gayrimeçhul evliliklerini kesinlikle bilmiyordum. Ben bir tane resmi nikahlı evliliği biliyordum ve bir çocuğu olduğunu biliyordum. Sizinle tanıştığında, yani ben hem resmi hem de dini nikahlı birçok beraberlik yaşadım dedi mi? Hayır, kesinlikle söylemedi. Hayır. Peki, duyguyla bir hayata yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde aileler tanıştı mı yoksa kaçtınız mı? Hayır, kaçtık. Aileler tanışmadı, biz kaçtık ve kaçmayı... Niye kaçtınız? Kaçmayı kendi istedi. Ben ailelerimizi tanıştırmak istedim. Hani gelelim, isteyelim... Hani her şey iki tarafın da rızası olsun istedim. Ama istemedi. Kendisi kabullenmedi. Çünkü dedi ailem vermez dedi. Nerede yaşıyor? Hangi şehirde yaşıyor? Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy'de. Kaçışı nasıl planladınız? Yani sen mi gidip onu aldın? O kendi mi geldi? Hayır, ben gidip aldım. Gel beni al dedi. Ben kendim gittim. Alıp geldim. Sonra? Getirdim. Getirdiniz eve. Annenizle babanızla tanıştırdınız. Evet, yok. Babam 2 yıl önce vefat etti. Annem ve çocuklarım yanımdaydı o zaman. Ben geldiğimde akşam üzeri geldim ben evime. Gelir gelmez zaten ailesini aradım. Abisini aradım. Dedim bakın kardeşiniz Duygu Akbaş benim yanımda. Benim adım bu. Ev adresim bu. Hani merak etmeyin diyerekten. Ben ailesini yerinizi, aradım. Yerinizi, bilginizi, evet, her şeyi verdiniz. Evet. Ve bu arada ben abisini aradığımda zaten onlar da jandarmadaymış. Kayıp ilanı vermek için gitmişler. Abisi beni benimle konuşurken oradan jandarma ekipleri aldı. Benimle görüştüler. Duygu Akbaş'la görüşmek istediler. Duygu Akbaş'la kendisiyle bizzat görüştüler. Kendi rızasıyla geldiğini arz etti. Gereken bilgi evrakları istediler, gönderdim. Olay o gün kapandı. Ertesi gün sabah oldu. Ertesi gün sabah abisi beni aradı. Dedi, bundan dedi sana kadın olmaz dedi. Daha önce 4-5 defa yaşadık biz bu olayı. Yol yakınken bırak ve yoluna bak dediler. 4-5 kere yaşadıkları neymiş? 4-5 kere yaşadıkları daha önce defalarca kaçmış. Defalarca evlilik yapmış. İki resmi ve ayrıyeten gayrimeçhul evlilikler yaşamış. O zaman sen dolaylı yoldan, yani duygudan öğrenmesen de kaçtığının ertesi günü abisinden öğrendin. Abisinden ve annesinden. Annesi de aynı iddialarda bulundu. Ne dedi?
Annesi de aynı şekilde 4-5 defa kaçtığını söyledi. Biz dedi bunun yüzünden dedi sokaklara falan çıkamaz olduk dedi. Bunun dedi hani psikolojik de sorunun olduğunu söyledi. Hı hı. Ve yol yakınken bunu getir ya da biz... Muhammed biriyle tanışıp ona aşık olduktan sonra duymaman gereken her şeyi duyuyorsun. Evet. Bir, sana yalan söylüyor. Diyor ki ben bir evlilik yaptım diyor. Ailesi diyor ki hayır 3 kere 5 kere başkasıyla dini nikahlı yaşadı. Evet. İki, psikolojik sorunları var sizin iddianız. Üç, hep aynı davranışı tekrarlar. Seni de bırakır, seni de kaçar, senden de kaçar dediler mi? Dediler. Sende duracağı en fazla 2 ay dediler. Ne yaptın bunları duyunca? Şimdi ben bunları duyunca zaten kendisi de duyuyordu. Bizzat kendisi de yanımdaydı. Ben telefon görüşmeleri yaparken özellikle yanıma gelip oturuyordu. Hı hı. Bana demiş olduğu kelime şu, en büyük dünyada edilmeyecek yeminler. Yani çocuğunun rahmetli babasının üzerine edilmeyecek en büyük yeminleri ediyordu. Ve öyle bir konuşma şekli var ki siz zaten geldiği zaman siz de çok iyi tanıyacaksınız. Gerçek çok üstün başarılı bir yeteneği var. İkna yani bu kabiliyeti konuda. Yüksek çok biri. Çok yüksek, evet. Siz annesinin ve abisinin söyledikleri yerine beraber kaçtığınız, sevdiğinizi düşündünüz, duyguya inandınız. Evet, ben şimdi arada kaldım. Çünkü hı, bunun konuşma, ikna kabiliyeti yüksek olduğundan dolayı, tamam nasıl mı? Nasıl ikna ediyordu sizi? Ya şimdi çok büyük yeminler ediyor. Hani dedi, beni dedi ilk nişanlama verecekler dedi. Ben istemiyorum dedi. Hı-hı. Yıllar önceki nişanlanmış olduğu kişiyi istiyor. Tamam mı? Ben istemiyorum dedi. Beni dedi zorla ona verecekler dedi. Yalan söylüyorlar dedi. Hı-hı. Ben dedi evlenmek için bir başkasına kaçtım dedi. Ve evlenemedim, beni geriye çevirdiler dedi. Hı-hı. Beni getir dedi. Ve beni dedi şu anda kendi istediklerine verip kendileri istediği şekilde beni hizmetçi olarak kullanacaklar dedi. Peki insanın ailesi, yani canı ciğeri, dünyaya getiren annesi, hadi kardeşler arasında husumet olduğunu varsayalım. Evet. Senin hayatını kurmak istediğin kişiyle ilgili en başta bu kadar olumsuz ve kötü özellikleri arka arkaya sıralar mı? Sıraladı. Olmaması sıraladı. Gerekiyor ama sıraladı. Sence sıralar mı? Asla dedim. Yani sıralamaları, mesela bunların hepsinin söylenmesi, insanın böyle hadi dikkate almadın ama bir yerde bir zihnine bir... Kafanın arkasına yerleşir onlar ve insan bunun üzerine düşünmeye başlar. Evet. Ben bunu çok düşündüm defalarca. Yani 4 ay içerisinde ben bunu defalarca düşündüm. Rahmetli babasının çok sevdiği bir iş adamı var. Hı hı. İsim vermek istemiyorum kendisini. Çok saygıdeğer bir insan. Babasını buna mefat etmeden önce bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet. Özellikle kızım, hı hı, sana emanet diyor. Bu insan her gün benimle diyalog kurdu. Ve özellikle bu insan da beni defalarca uyardı. Ben dedim ki buna, bakın annesi ve abisi bunun defalarca kaçtığını söylüyor. Bunun bende en fazla duracağı 2 ay olduğunu söylüyorlar. Bir başkasına da gidebileceğini öne sürüyorlar. Sen ne diyorsun dedim. Ne söylüyorlarsa doğru söylüyorlar. Babasının ölüm sebeplerinden bir tanesi de bu dediler. 4 ay ne yaşadınız duyguyla? Nasıldı ilişkiniz? Çok güzeldi. Şimdi hakkını yemek istemiyorum. İlgi ve alakası, yemeği olsun, temizliği olsun, benim çocuklarıma, aileme yakınlığı olsun gerçekten dört dörtlüklü. Geçmiş evliliklerime göre daha üstündü. Sizin ilişkide bir bedel. Efendim? Şimdi Esra Hanım evlilik programı yaparken gelen adaylar kriterleri vardı. Herkesin kendine özgü kriterleri var. Siz bu birlikteliği başlatırken temel kriterleriniz neydi? Duygu Hanım'da bunların hepsi var mıydı? Evet. Neydi kriterleriniz? Ya bizim bir amacımız vardı. Hani geçmişte bir yaralar almış. Yani her bir evlilik de geçirmiş. Herkesin de ikinci evliliği, evet. Şimdi benim de bir geçmişte bir evliliğim oldu. Ama insan artık belli bir yerden sonra mutlu olmak istiyor. Artık bir amacı var. Hani bir yuvam olsun, çocuklarla beraber yaşayalım, düzenli bir gelirimiz olsun, hani bir iş kuralım. Amacımız böyle bir şeydi. Bizim köydeki bulunan evlerimizi satıp, Konya'dan bir ev alıp, merkezden iş imkanı daha fazla olduğundan dolayı ben oraya yerleşecektim. Amacımız buydu. Ama amaç sadece evlilikte mutluluktur. Herkes mutlu olmak için evlenir. Bazı karşı taraftaki kriter neydi? Yani evet, talepler güzellik var. Mi? O taleplerin ne olduğunu merak güven ediyorum. Mi? Evlilik kalbi dolandırıcılık dediğin şey sadece duygusal anlamda seni kullanması değil. Ben seninle bu ilişkiyi kurarım ama benim de senden taleplerim var demek ya. Ya talepleri, istekleri vardı. Ne gibi? Bunun en büyük isteği şuydu. Benim Antalya'da Korkut Eli'nde kendi evi vardı. Dayalı döşeli kendi evi var. Antalya'da Korkut Eli'de yaşamayı çok istiyordu. Benimle dedi ilerleyen zamanlarda ama hemen değil. İlerleyen zamanlarda benimle burada yaşar mısın dedi. Ben de kabul ettim. Hani yeter ki biz mutlu olalım dedim. Mal, yani mülk, altın, takı, toka böyle şeyler talep etti mi senden? Hayır, böyle bir şeyler talep etmedi.
Altın istedi mi? Hiçbir şey istemedi. Sadece bir takıntısı vardı. Hani takıya çok özelliği vardı. Hani bu sahte bilezikler olsun, sahte kolyeler olsun, takıya özelliği vardı. Bir kere koleksiyonu vardı. Yani bu konuda hani alıyordu, takıyordu. Ve kendi köyüne çok özeniyordu. Kendi köyünde hani kapıyı çaldığın zaman, bir kızı istediğin zaman işte 400 gram altınla kapı açılır bizim orada derdi. Hani feyste falan açıyordu, gösteriyordu. Bak diyordu, takıda kaç tane takmışlar, bilezik ne takmışlar. Özellikle siz aldınız mı bu altınları? Hayır, ben istediği kadar, hani bu kadar derecede alamam. Öyle bir bütçem yok benim. Beyefendi, şunu merak ediyorum. Şimdi bir şekilde sana bunu ikna ederek söylüyor ya. Evet. Siz kendisine takı, toka, altın, bilezik, kolye taktınız mı? Evet, taktım. Ne kadarlık? Ben 100 gram bilezik ve giderken de almış olduğu 20 lira para. Toplam ne kadar yapıyor hepsi? Ya toplam yapmış olduğum eğlenceyle beraber tamamı aşağı yukarı 200 bin lirayı buluyor. 200 bin TL. Sürekli nikah masasına oturmak istediğini söylüyorsun ama evet. O nikahtan kaçıyor. 8 Mart tarihinde anlamlı bir günde de evi terk ediyor. Evden çıkarken kiminle gidiyor? Bu daha önce kaçmış olduğu Hasan Çoban'la beraber kaçıyor. O kişiyle olduğundan emin misiniz? Evet, eminim. Onun yanında? Evet, yanında. Bunu duydunuz mu? Bakın şöyle bir şey. Daha önce hani demiştim ya, babasının çok yakın bir arkadaşı. Buna sahip çıkan insan beni uyardı. Daha önce gitmiş olduğu kişilerden bir tanesi Ankara'da Hasan Çoban dedi. Siz kayıp olduktan sonra jandarmaya gittiniz mi? Ben gittim. Kaybolduktan sonra. Orada kamera görüntüleri varsa bunları izlediniz mi? Evet, izledim. O görüntülerde eşiniz tek başına mı evden çıkıyor, Hasan Çoban'la mı? Hayır, nikahlı evimde olduğunuz. Değil. Aracın köyüme giriş saati, köyde gezdiği dakikalar ve köyden çıkışı. Aracın plakası var. Arabanın camları filmli olduğundan dolayı içerisi gözükmüyor.